Şimdi özellikle orkideyi yeni yeni artık çiçekçilerde görmeye başladık. Böyle farklı organizasyonlarda kullanılıyor. Tüketicilerin bakış açısı nasıl? Sizin gözlemleriniz orkide ile ilgili nelerdir? Evet. Şimdi bizim tüketicimiz aslında çiçekçiler, çiçekçi esnafı. Bizim çiçeğimizi pazarlayan kesimler onlar. Çiçekçi ustaları kesme Phalaenopsis orkideyi kullanımını ne yazık ki bilmiyorlar ya da alışmamışlar. Daha ziyade buket yapımında ve aranjmanlarda çok kullanılmıyor. Şeylerde daha çok düğün organizasyonlarında yapılan herhangi bir etkinlikte orkide kullanımı son yıllarda yaygınlaştı. Özellikle büyük şehirler İstanbul başta olmak üzere İstanbul bu tür organizasyonlarda kullanıyor Artık kullanıyor. orkideyi. Peki aranjmanlarda özellikle hani bakınca tek başına çok güzel gösterişli bir bitki. Hangi bitkilerle daha çok kullanılmalı? Nasıl aranjman hazırlanmalı sizce bir yetiştirici olarak? Hani sizin için çok kıymetli. Tek başına bile olabilir ama en uygun hangisidir? Yani bu konu elbette çiçekçi esnafının, ustaların mahareti, onların eseri. Benim tavsiyem elbette farklı renklerde orkideyi tek başlarına kullanabilmeleri çok daha iyi. Ama çeşitli aranjman yeşillikleriyle de bir bütünlük oluşturarak düzenleme yapmaları mümkün. Ve daha da güzel olabiliyor. Bu önemli. Benim en çok şikayet ettiğim konulardan birisi bizim orkidelere bazen çok çok farklı çiçeklerle karma karışık çiçek grupları içerisinde bir dal koyuyor. O orkideye de yazık, o demete de yazık diye düşünüyorum. Belki tek dal olarak bile bir demet hazırlasa o demetin o şeyin değeri bana göre çok daha mükemmel olur ama çok çok ucuz çiçeklerle beraber bir arada kullanılabiliyor, harmanlanıyor. Arada o çiçeğin değeri sıfıra iniyor açıkçası. Peki şimdi çiçekçiden özellikle çiçek almak isteyen ortalama bir orkidenin dalı yani mutlaka değişiyordur döneme göre ama yani minimum ne kadara alabilirler bir çiçekçiden? Bu soruyu sormamış olun siz. Yani bizden çıkışıyla tüketiciye ulaşması arasında büyük uçurumlar var. Zaten Türkiye'nin en büyük problemi bu. Biz 3 yıldır biz çiçeğimizi hemen hemen aynı fiyatla satıyoruz. 3 yıldır aynı fiyatla. Bunun yanında gübresi, ilacı ve diğer ısıtma kömürü, Hepsi ısıtma artıyor. maliyetleri, elektrik maliyetleri sürekli artıyor ama bizim çiçeğin değeri 3 yıldır hep aynı. Her Ama zamanki gibi ha, bu demek sorun. istediğim ama yani bizden çıkışıyla tüketiciye ulaşması arasında çok büyük farklar var. Ama tabii ki diğer çiçeklere Dönemler göre arasında fiyatları bizim farklı. toptan satışımız değişiyor dönemlere göre. Şimdi o zaman tabii ki orkide alacaksak orkide tabii biraz daha özel. Daha az üretiliyor en azından. Hani artık hepimizin alıştığı karanfil, gerbera, gül. Tabii ki bu çiçekleri çok önemsiyoruz, çok seviyoruz ama orkidenin tek başına ve çok daha yeni olduğu için hani hep saksıda görmeye alışık olduğumuz şimdi kesme çeşidi yeni çıktı. Umarım izleyenlerimiz de artık yani çiçekçilerde gördüklerinde ya da çiçekçisine orkide satmıyor musunuz? Kesme orkideniz yok mu diye talepte bulunurlar. Bizler de böylelikle biraz daha Evet. fazla görerek böyle çiçekleri kullanmayı evimize böyle çiçekler götürmeyi alışkanlık haline getiririz. Son olarak şimdi paketlemeye geçeceğiz. Orada neler yapılıyor? Hangi aşamalardan geçecek? Çünkü oldukça hassas bir bitki. Son olarak sera koşullarında özellikle izleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç nokta varsa onları alabilirim. Sera koşullarında yapılacak şey mümkün olduğu kadar kaliteli ürün üretmek, elde etmek bizim temel prensibimiz. Çok amatör bir ruhla çalışıyoruz ama gerçekten profesyonel çalışıyoruz. Biraz sonra paketleme safhasında da göreceksiniz o geçen safhalar tamamen profesyonelce yapılan işler. Yurt dışında bile yapılmayan şeyleri burada kendimiz uygulamaya çalışıyoruz. Tüketici, çiçekçi kutuyu açtığı zaman bu işte emek var diyebilecek bir sunum
yapmaya, vermeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bizim için. Elbette ki üretimin zorlukları var ama bu tür üretimler Antalya gibi çok sıcak bölgelerde ya da enerjisi olmayan çok soğuk bölgelerde yapılması zor. Benim tavsiyem bu tür üretimler jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde, çok çok rahat serin bölgelerde yapılabilir. Bu konularda destekler verilebilir. Yoksa aksi takdirde bizim bölgelerdeki gibi üretim maliyetleri oldukça fazla ve şeyini karşılaması ilk 2-3 yıl insanı şeyi firmayı çok zorluyor elbette. Evet, bizim ağzımız yandı aslında diyorsunuz başlangıçta yani, tabii evet, ki. Birazcık inatçılık yapıyorum. Yani ben aslında birçok kişi bize delisiniz diyorlar gerçekten. Yaptığımız iş birçok konuda delilik ama seviyoruz. Herkes veriyor bize coşkuyu. Burada gelip de çiçekleri görünce herkes çok, çok güzel, güzel, çok mutlu, güzel. Mutlu oluyor ama onun altında neler dönüyor, neler harcanıyor, ne emekler gidiyor, ne titizlikler, ne uykusuz geceler yaşanıyor. Kimse bilmiyor tabii. Orası ama. Orası ayrı bir konu. Evet, görünen kısmı görüyoruz. Sadece evet. Çok güzel. Hakikaten bu da bizi mutlu ediyor. Evet. Yani gelen kişinin mutlu olması bizi mutlu ediyor. O uykusuz gecelerimize ya da sıkıntı çektiğimiz günlere unutuyoruz öyle. Bu evet. Şekilde diyebilirim. Şimdi o zaman paketlemeye gidelim. Nasıl paketleniyor? Bu kadar hassas bir bitki ne aşamalardan geçiyor? Evet. Susuzluğa çünkü hiç tahammülü yok. Bu aşamaları göstereceğiz. Evet. Şimdi yetiştiricilikle ilgili, orkideyle ilgili anlatılması gerekenleri anlattık ama işin en son aşaması var. Paketleme, hasat sonrası işlemler. Konuyla ilgili de yanımızda Nurşen Hanım var. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Nurşen Özçelik. 25 sene Batem'de domates ıslahında çalıştıktan sonra şimdi çiçekçi oldum. Evet. Orkide üretimine başladık. Phenelopsis orkide üretimine. İşte böyle. Artık eşimle birlikte bu işi yapıyorum diyorsunuz. Evet, eşimle. Nasıl eşlerle çalışmak nasıl oluyor böyle Serhat? Arada didişiliyor mu? Evet, çok fazla. O zaman yok tavsiye fazla. De etmiyoruz. Şimdi yok, Nurşen yok. Hanım, çiçekleri siz de özellikle hasat ettiniz, kestiniz. Evet. Çiçek kesiminde özellikle nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Çiçek keserken kandili en fazla açmış olan dala gidiyoruz. Hı hı. Burada tabii yan tomurcukları da açmış olursa daha iyi olur. Uçtaki tomurcuklar daha sonra açmaya vazoda da devam edebiliyor. Hı hı hı. Bizim çeşitlerimizde. Ancak kesilir kesilmez hemen buraya suya getirilmesi gerekiyor. Evet, şimdi işçi bayan arkadaşımız da burada yerleştirecek. Yerleştirmemiz gerekiyor. Bu suya yerleştirildikten sonra en az 2 saat bu suda çiçeklerin su çekmesi gerekir. Bu solüsyonumuzun içerisinde bakterisit ve iletim demetlerinden suyun hızla çıkması için gerekli olan solüsyon var. Sadece su değil yani. Sadece bir karışım var. Evet, bir karışım var. Kimyasal bir karışım var. 2 saat bekledikten sonra
çiçeklerimiz tüplenerek paketlemeye hazır hale geliyor. Oldukça hassas gözüküyor. Yani orkideyi böyle şu an ben paketinde kutuda düşünemiyorum. Yani sanki dokununca kırılacak, yaprağına bir şey olacakmış gibi. Şimdi bu solüsyonda bunu bir iki saat bekleteceğiz ama iki saat beklemiş aşamada olan diğer çiçeğimizi bir paketlemesini de hem izleyenlerimize gösterelim. Evet. Neler yapılıyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi burada çiçekleri aldık getirdik. Bundan sonra ne işlemler yapılıyor? Şimdi 2 saat bekledikten sonra şimdi tüplere geçirip paketlemeyi yapmamız gerekiyor. Tüplere neden geçiriyoruz? Çünkü transfer sırasında susuz bitkimiz dayanmıyor. Dayanmıyor. Strese giriyorlar. Susuzlukta bozulmalar başlıyor. Bu normal su mu? Bunun içerisinde bir şey var mı? Bunun içerisinde zaman zaman biz dayanımı arttırmak için bazı kimyasal maddeler kullanıyoruz. Ayrıca biz bunu şu 40 derecelik sıcak suyun içerisine koyuyoruz tüplerimizi. Hazırlanan tüpler 40 derecelik sıcak suya konuyor ve onlarla bu tüpler ısıtılmış oluyor. Bu ılık tüplere geçirerek dallardaki iletim demetlerinin, bitkinin iletim demetlerinin açılmasını sağlıyoruz ve suyun hızla yukarıya çıkması ve çiçeğin yani solmaması için yaptığımız bir işlem. Bu da yola dayanıklılığını herhalde arttırıyor. Evet, yola dayanıklılığını arttırıyor. Şimdi bunlar böyle tüplü bir şekilde mi çiçekçilere gidiyor? Çiçekçiler nasıl muhafaza etmesi gerekiyor bu orkideler özellikle? Evet, çiçeklerimiz tüplü bir şekilde çiçekçiye gidiyor. Çiçekçi aldığı zaman bu tüplerini çıkartıp taze suyun içerisine koyması gerekir. Taze suda beklettiği çiçekleri de kullanacağı zaman çıkarıp kullanacak. Genelde tabii vazoya falan koyuyorlar ya da süslemede kullandıkları zamanda güzel o asisin içine güzel koydukları için zaten suyunu almış oluyor. Peki, orada da Evet. Şimdi şey, bu çiçeklerin vazo ömrü ya da vazoda daha fazla dayanıklı olması için mutlaka püf noktaları vardır. Sizler de denemiştiniz. İzleyenlerimize tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Şimdi çeşide göre vazo ömrü değişiyor. Bir de mevsime göre kış döneminde 1,5-2 ay dayanan çeşitlerimiz var vazoda. Yaz döneminde tabii ki bu kısalıyor. Süre kısalıyor. Bir haftaya kadar inebiliyor. Ayrıca vazoda ömrünü uzatmak için çiçeklerin her hafta uçlarından birer parmak kadar kesilmesi lazım. Kesildikten sonra taze suya konacak. Tabii eğer üzerinde tomurcuk varsa 40 derecelik yine suya konursa ve içine bir çay kaşığı kadar şeker, toz şeker ve bir iki damlamda limon damlatılırsa çiçeğin ömrü, vazo ömrü daha da artıyor. Tabii bu işlemi bir kere yapmayacak. Her hafta suyunu değiştirirken mutlaka yapması gerekiyor. Acaba her gün suyunu değiştirmek gerekiyor mu? Öyle bir bilgimiz var ama her güne gerek var mı? Her bu güne gerek yok. Ya da çok şey yapıyorsa 3-4 güne bir daha iyi oluyor. Evet. Şimdi de tabii ki bu çiçekler böyle kutuya konulmuyormuş. Ben böyle konulacak zannediyordum ama ambalajına koyuyor. Silivin içerisine koymamız gerekir. Birbirine değip zedelenmemesi için. Bu şekilde koyuyoruz ve sıralıyoruz. Bir kutuda kaç tane olması gerekiyor yaklaşık? Yani alma durumuna göre tabii 10 tane genelde koyuyoruz biz. Bazen ama tek dal oluyor. Tek dal olduğu zaman da 12-13
dala kadar sığabiliyor. Bunlar tabii üç dallı gözüküyorlar. Bazen yaz döneminde de çiçekler o kadar çok yan dallardan çiçekler oluyor ki, bazı özellikle okayama çeşidimiz var, o çeşitte 8 taneyi zor sığdırıyoruz. Tabii ki paketini. Dal sayısına da bağlı. Dal sayısı, evet. Peki, yola dayanıklı mı gerçekten bu orkideler? Çok hassasiyet gösteriyor mu? Yok, bir gecede 12 saat ya da 12 saatten 10 saatte falan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir yasaya gitmiyor. Zaten tüpleri var. Tüplerin içerisinde yeterli su. Bakın. O gidinceye kadar. Gidinceye kadar, orada çiçekçinin eline geçene kadar hiçbir şey olmuyor. Biz buradan şimdi paketledik. Bunu bazen kargoyla gönderiyoruz. Kargoyla ertesi günü saat 4.30-5'te alan çiçekçiler oluyor. Ve bozulma olduğunu söylemiyorlar. Evet, bu özellikle bu tüp sistemi ömrünü de bu şekilde uzatmış oluyor. Paketlerimizi hazırlıyoruz. Tabii ki oldukça itinayla yapılıyor bir iş. Çünkü çok hassas bir bitki özellikle. Yaptık. Bunun içerisine paketimiz bitti gibi. Paketimiz bitti. Bunun içerisine 2, 4, 6, 7 3 tane daha aslında sıkıştırabiliriz. Normal paketimizde. Daha sonra beyaz çeşitlere pembe çeşitlere de beyaz kırpıntı koyuyoruz ki hem bizim çiçeklerimiz birbirine değmesin, her ne kadar silivli olsa da açıldığı zaman da görsel bir etki yaratsın. Evet. Her şey düşünülüyor yani burada. Yaratması için. Evet. Evet, şöyle şu şekilde kırpıntıları koyuyoruz. Şu şekilde kondu. Hassas çiçekler olunca taşıması, her aşaması hassas oluyor. Evet. Ve bu şekilde paketimizi kapatıyoruz. Artık yola çıkmaya hazır. Dediğimiz kapaklardan çiçekler hangi renk, hangi çeşidin olduğu mutlaka gözüküyor. Ve üzerine çeşidin ismi, rengi, paketteki dal sayısı, hasat tarihi hepsi yazılıyor. Evet. Yani noktaya gönderiliyor hangi çeşit olduğu, ne kadar olduğu, her şey evet, belli oluyor. Üzerindeki kandil sayısına varana kadar hepsi gönderiliyor. Çok teşekkür ediyoruz Nurşen Hanım. Bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Bol çiçekli bir yıl diliyoruz. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bu hafta çok farklı bir seradaydık. Belki hepinizin ilk kez gördüğü bir orkide serasındaydık. Kesme orkide yetiştiriciliğinden bahsettik. Oldukça güzel bir sera ama tabii ki bakım koşulları gerçekten çok emek istiyor, bilgi birikimi istiyor. Biz konuyla ilgili detaylı bilgileri verdik. Haftaya yine çok farklı konularla ve konuklarla sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.